Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Aracımız için önemli konulardan bir tanesi yağ tabii ki. Elbette bakımla birlikte en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Doğru yağ kullanmamız lazım. Yanlış yağ kullandığımızda sonra başımıza neler geleceğini çoğumuz zaten biliyoruz. Biz de bunlar başımıza gelmesin diye yağla ilgili doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Yani işin doğrusunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta yağın ömründen bahsedeceğiz. Çünkü çok soruyorsunuz. Aracımın yağını ne zaman değiştirmem lazım? 15 bin kilometre periyodu olanlar var. 15 bin dolmadı diyor ama sene dolmuş mesela. O yüzden yağın ömrü ne demek onu anlatacağız bu hafta. Yağın ömrünün bittiğini nasıl anlayacağız? Şimdi yağın ömrü kullanılan araca göre, yağa göre, yağın viskozitesine göre, yağın sentetik olup olmadığına, yarı sentetik olup olmadığına göre, hatta ülke koşullarına göre, en önemlisi de tabii üreticinin, araç üreticisinin önerisine göre belirlenen bir faktör. Bir de bunun haricinde yağ üreticisine bağlı çok önemli bir faktör var. Bu da yağın raf ömrü ve yağın hiç kullanılmasa da oksijenle temas ettikten sonra, yani motorun içine konduktan sonraki ömrü. Yani toparlayacak olursak 3 ana başlık var. Bir tanesi üreticinin önerdiği periyodik yağ değişme ömrü. İkincisi biz yağ aldık, satın aldık değiştirmek üzere. Garajımızda ve evimizin herhangi bir yerde bir rafa koyduk. 4 senedir orada duruyor. 4 sene sonra bu yağ kullanılabilir mi? Kullanılabilir, kullanılamayabilir. Bu tamamen yağ üreticisinin önerdiği prosese bağlı. Yani o son tüketim tarihine dikkat etmek gerekiyor burada. Bir de yağ motorunuza koyduğunuz anda sıfır bir yağ olduğunu, yani o an üreticinin ürettiği bir yağ olsa dahi siz o periyodik kilometreyi doldurmasanız da o yağın özelliğine bağlı olarak bir değiştirme zaman aralığı var. Yani iç kilometre yapmadınız. Diyelim ki o yağ içinde 2 sene öneriliyor. Şöyle söyleyeyim. Şu andaki otomobillerde artık gelinen noktaya baktığımızda ortalama olarak söylüyorum bunu. Genellikle 15 bin kilometrede, yani 15, 30, 45 gibi periyotlar var. Ben aracı aldım, sıfır araç, içinde yağ var. Kullanmaya başladım. İlk 12 ay doldu ve aracım 5 bin kilometrede. Şimdi bu yağı değiştireceğiz. Şimdi eğer o yağ için 12 ay ki şu anda 24 ay gibi genelde yağlar ama 12 aylık olanlar da, eğer o yağ için 12 ay önerilmişse siz 15 bin kilometre yerine 5 bin değil 1000 kilometre de yapsanız, diyelim ki yurt dışı bir göreve gittiniz, aracınızı hiç kullanmadınız. Geldiğiniz zaman yola çıkmadan önce ilk yapmanız şey yağını değiştirmeniz. Çünkü o yağ ambalajı açıldıktan sonra, yani diğer başka ürünler gibi, özellikle buna benzer çok gıda ürünü var. Ambalajı açıldıktan sonra, hava ile temas ettikten sonra, hatta yani meyvelerde bile bu mesela çok süt, yoğurt, hani eve alıyorsun, yani üstüne yani, son tüketim yani, tarihi farklı ama açınca daha çabuk bozuluyor. Yani onu bırak elma, armut, ayva, yani bir ayvadan bir ısırık alırsınız. O bırakırsınız, 10 dakika sonra bakarsınız ki orası kapkara olmuş. Yani o hava ile temas ettikten sonra nasıl bu meyvelerde bile, yiyeceklerde bile bir fonksiyon değişikliği oluyorsa madeni yağda da böyle bir değişiklik oluyor. Çünkü oksidasyon dediğimiz şey, yani birkaç etken var yağın ömrünü kısaltan. Oksidasyon dediğimiz şey, yani oksijenle sıcak yağın birlikte ortaya çıkarttığı faktör, bu yağın ömrünü ciddi şekilde kısaltan ve değiştirmediği takdirde motora zarar verilmesine sebep olan çok önemli faktörlerden birisi. Peki yağın bittiğini nasıl anlıyoruz? Şimdi genellikle böyle bir yağ çubuğuna bakılıp ya bu siyah kötü yağ diyen de duydum ben. Ya da bu yağ bozulmuş diyen de duydum. Şimdi yağın ömrünü nasıl anlayacağız? Bir de yağ kararır mı? Şimdi oradan daha önemli bir araya bir şeye girmek istiyorum. Çünkü bu çok yapılan bir hata. O yağ değiştirme ömrü içerisinde, yani 15 bin kilometre içerisinde yağ eksilebilir de. Yani diyelim ki sizin karterinizde 4 litre bir yağ var ama herhangi bir sebepten 1 litre yağın eksildiğini düşünelim. Bu yağın, ya benim şey periyodik bakımıma daha 10 bin kilometre var, gittiğim zaman değiştiririm dememek, kesinlikle yağ tamamlamak gerekir. Çünkü bunun iki çok önemli
zarar verme sebebi var. Diyelim ki kartenizde 4 litre yağ var. 4 litre yağ 3 litre indiği zaman o yağ ömrünü çok daha çabuk bitirecektir. Çok daha fazla zarar görecektir. Bir de karterin içindeki az yağ çok daha fazla ısınacaktır. Motorun aksamının da soğumasına çok da az yardımcı olabilecektir. Bir de belli bir yerden sonra yağ daha fazla eksildiği zaman yağ pompasının yağ yeteri kadar çekip yağlaması gereken aksamlara iletememesinden dolayı motor zarar görür. Bu aslında çok önemli ve çok atlanan konulardan biri. Yani belli periyotlarda yağ çubuğunu çekip bakmak. Artık bugünkü araçların çoğunda elektronik olarak bunları görebiliyorsunuz. Yağ eksildiği zaman bir ışık yanıyor. İşte o ışık yandığı zaman bakıp yarım kilo mu eksik, bir kilo mu eksik, bir buçuk kilo mu eksik. Bunu mutlaka ve mutlaka tamamlamamız gerekir. Bu aradaki bir işlem. Bunu yaptıktan sonra yine yağ değişme periyodu geldiği zaman, yani bu sizin o motorun 1 kilo yağ eksiltmeniz, sizin yağ değişti 1 litre pardon, 1 litre yağ eklemeniz sizin 15 bin kilometre olan sürecinizi 16 bine 17 bine çıkarmaz. 15 bin kilometre de yine değiştireceksiniz. Yine buna benzer yapılan çok önemli teknik hatalardan bir tanesi, yağınızı değiştirirken mutlaka yağ filtresinde değiştireceksiniz ve motorun içinde hiç yağ kalmadığını, eski yağdan hiç yağ kalmadığını emin olacak şekilde motorunuzun içindeki yağı boşaltacaksınız. Çünkü bu da sizin o gerçek fonksiyonları yerine getiren, çünkü daha önceki programlarda da bahsettik, motor yağının çok önemli fonksiyonlarından biri de motoru temizlemektir. Çünkü içten yanmalı bir motorda kurum olmaması mümkün değil. İşte o kurumlar o yağın bünyesinde ve siz o yağınızı değiştirdiğiniz zaman o kurumları dışarı atıyorsunuz. Eğer siz yağ filtrenizi değiştirmezseniz, yağ filtresinin içindeki yağ da o kurumlardan var. Yeni koyacağınız yağ o kurumlarla tekrar anında kirletmiş olacaksınız. Ya bu ve buna benzer şeylere dikkat ederek motorunuzun ömrünü uzatmak, performansını arttırmak son derece mümkün. Peki yağ kararır mı diye sormuştum. Tabii ki kararır. Yani demin söylediğim yağın en büyük özelliklerinden biri bu kurumu, yağın için, motorun içinde kurumu temizlemektir. O kurumu temizlendiği zaman da tabii ki kararması son derece normaldir. Kararmış yağ genelde eskiden kalan bir şeydir. Çok negatif algılanır. Aa, kararmış bu yağ, bu ne biçim yağ? Aksine kararan yağ vazifesini daha iyi yapan bir yağdır. Çünkü yağ ne kadar kararıyorsa anlayın ki motorunuz o kadar temizliyor. Eğer yağ koyduğunuz gibi, böyle bir piyasada tabir vardır, bal gibi diye tabir eder. Motorunuzun içine bal gibi yağ koydunuz. 10 bin kilometre sonra yağ baktınız, hala yağ bal gibi duruyor. İşte bu olabilecek en büyük zarar. Demek ki o motor yağının motorun içindeki pislikleri temizleme özelliği yok. Eğer o siyahlık, o kurum yağın yağ içine geçmişse motoru temizlemişsiniz. Eğer yağ geçmemişse sizin motorunuzun, sizin için çok daha önemli olan, size belki onlarca sene gereken aksamı, halbuki yağın içindeyse o pislik dışarı atabilmeniz mümkün ama motorun içindeyse o, belli bir süre sonra motorunuz bundan hasar görecektir. Evet, Serdar Bostancı'ya bu haftaki güzel bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine teknik konularla devam edeceğiz.